Ben de Adıyaman milletvekilimiz, sevgili kardeşim Abdullah Mahfuzlar'ın şahsına tüm Adıyamanlara geçmiş olsun diye söylüyorum. Burada çok ilginç, trajik bir şey var. Saat tam 4.17'de durmuş. Felaket saati olarak herhalde hafız olarak kazılacak. Anlaşılıyor ki açıklanan resmi rakamlarla, açıklanan resmi kayıplarla gerçek arasında farklar olduğunu görüyoruz, hissediyoruz. Adıyaman resmen yerle bir olmuş. Adıyaman'da özellikle bu bölge Atatürk Bulvarı bir enkaz halinde yerle bir olmuş durumda. Çok az bina ayakta kalabilmiş durumda. Ayrıca yaşamın da olduğu bir şehir burası. Dolayısıyla açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını tahmin edebiliriz. Buradan tabii ben günlerden beri Malatya'dayım. Buradan da bizi izleyenlere bir çağrı yapmak istiyorum. Adıyaman hakikaten çalışkan insanların ama bir o kadar da yoksul insanların olduğu bir kent. Burada insanlar her şeye ihtiyaçları var. Çadırdan gıdaya, sudan giyim eşyasına kadar her şeye ihtiyaç var. Çamaşıra ihtiyaç var, sabuna ihtiyaç var, şampuana ihtiyaç var, ayakkabıya ihtiyaç var. Bu soğuk günlerde üzerine giyecek monta ihtiyaç var. Katkıda bulunmak isteyen insanlar olursa, Adıyamanlı'nın dayanışma içerisinde bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa Abdurrahman Türkler eliyle o insanlara ulaşabiliriz. Ben bu dayanışma için şimdiden tüm yurttaşlarımıza, tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen Adıyaman'la dayanışma içerisinde olalım. Burası maalesef tütünle anılan bir şehir. Maalesef yoksullukla, ırkatlıkla, mevsimlik işçiyle anılan bir şehrimiz. Herkesi Adıyaman'a destek olmaya davet ediyorum. Yaşadığımız deprem sonrası Adıyaman'da büyük bir yıkım var. Kent merkezinde, köylerimizde, Gölbaşı ilçemizde her tarafta binlerce binamız yerle bir oldu. Binlerce bina da ağır hasarlı ve bu enkazların altında binlerce hemşerimiz can verdi. İlk iki gün doğru dürüst arama kurtarma olmadığı için ekip yetersizliğinden dolayı ve hazırlıksız olmamızdan kaynaklı binlerce insanımızı toprağa verdik. Binlerce yurttaşımız can verdi. Biz Adıyaman şu anda bir hayalet kente dönmüş durumda. Bu deprem sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba, Türkiye'de milletvekilimiz Sayın Polat Şaroğlu, Sivas milletvekilimiz Sayın Ulaş Karasu ve şu anda Adıyaman'da yaralarımızı sarmak için burada ziyarette bulundular. Adıyamanlıların acılarını paylaşmaya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızdan Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, milletvekillerimize bu süreçte ilimizde Adıyaman'la yapmış oldukları dayanışma için teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı inşallah kısa süre içerisinde saracağız. Adıyaman'da dediğim gibi acımız büyük, yüreğimiz parçalanmış durumda, dalanmış durumda. Her evde neredeyse cenaze var, taziye var ve bu yıkımın boyutları günler geçtikçe, saatler ilerledikçe daha da çok ortaya çıkıyor. Tablo çok kötü ve bu tabloda ortaya çıkan manzara bir hayalet şehir. Adıyamanlılar can çekişe çekişe yardım yetersizliğinden dolayı vefat ettiler. Çok canımızı yitirdik.